Merhaba sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar 14-20 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, Güneş Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Evet yeni ay öncesinde haftanın ilk günlerinde ayın ışığı kapanan fazla. Ee, bu da bizi duygusal olarak biraz içe döndürecek gibi. Pazartesi ve Salı ay sizin burcunuzda. Ay burcunuzdayken duygusal hassasiyetiniz artabilir. Yaratıcı süreçleriniz de güçlü olabilir aslında, ama bir yandan da sanki özellikle geçtiğimiz ayın, geçtiğimiz birkaç haftanın konularında şöyle bir hayatınızda neler olup bittiğini gözlemlemek için iyi bir dönemde olacağız. Bu size güçlü farkındalıklar getirebilir. Bazı hesaplar yapabilirsiniz. E, yeni ay öncesinde e, kendinizle bedensel olarak da bir ilgilenebilirsiniz aslında. Venüs burcunuzda. Ee, ve güzellik, estetik, kişisel bakım gibi konularda duyarlılığı arttırıyor. Bu hafta Uranüs'ün Venüs'le yapacağı açı biraz değişiklikler de getirebilir hayatınıza. Yani bir anda sürpriz bir şekilde böyle bir saç renginizi değiştirebilir, bir model değişim yapabilir, bir imaj değişimi yapabilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ee, Uranüs aynı zamanda tüm e, otoriteyle olan ilişkileriniz olsun, toplumdaki konumunuz olsun. Ye, e, iş ya hayatınız, mesleğinizle ilgili konular olsun. Buralarda da bazı ilginçlikler olabileceğini yani beklenmedik, plan dışı, rutin dışı konularla bu hafta karşılaşma olasılığımızın olacağını gösteriyor. Yani çalıştığınız ortamda bir anda belki birlikte çalıştığınız yöneticilerle ilgili bir değişim olabilir. Bir anda hiç beklemediğiniz bir teklifle karşılaşabilirsiniz. E bunlar iş hayatınızda, kariyer hayatınızda da ya da bulunduğunuz konumu da etkileyebilir. Evet, nitekim 17 Eylül'de ee, öğlen perşembe günü 14'te 25 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor ve yeni ay ile beraber yeni olasılıklar, yeni girişimler, taze enerjiler hayatımıza akmaya başlayacak. İkinci evinizde doğuyor yeni ay ve üstelik bu yeni ay Oğlak Burcu'ndaki Satürn'ün, Plüton'un güçlü açılarını alıyor. Yani biraz toprak elementinin baskın olduğu bir yeni ay. Toprak elementi de aslında elle tutulur değerler demek. Daha dünyasal değerler demek ayağınızı yere sağlam basmak istiyorsunuz. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Bunun için de belki maddi kaynaklarınızın daha güçlü olması lazım. Daha istikrarlı, daha tutarlı olması lazım. İşte bu yeni ay maddi kaynaklarınız, kazançlarınızla ilgili doğal olarak işiniz, kariyerinizle ilgili alanlarda bir istikrar oluşturma potansiyelinde. Yani size bir iş getirebilir. Süre gelen bir işinizde uzun vadeli daha istikrarlı bazı adımlar atabilirsiniz. Kariyerinizde bazı değişimler olabilir. Ve ee, belki yani sizi geliştirecek e, uzun vadeli iş hayatınızda ve parasal kazançlarınızla ilgili geliştirecek bazı kararlar vermeniz mümkün ya da paranızı mal varlıklarınızı değerlendirme adına yine güçlü kararlar vermeniz Bu dönemde e, mümkün görünüyor Bu yeni ay genel olarak parasal durumunuzu aslında destekleyen bir yeni ay. E, kendinizi daha güçlü ve güvende hissetmenizi destekleyen bir yeni ay ve belki bunu sağlayacak hayatınızda bazı yenilikler de yapabilirsiniz tabii ki. Evet yeni ayın ardından önümüzdeki birkaç hafta ayın ışığı büyüdüğü süreçte özellikle kazançlarınızla ilgili para durumunuzla ilgili maddi kaynaklarınızı değerlendirme alanlarıyla ilgili yeni kararlar vermeniz yeni düzenlemeler yapmanız Belki bazı gerekli durumlarla gereksizlere en azından muhasebe yapıp e, maddi konularda e, hayatınıza daha sağlıklı bir şekilde sokmanız mümkün görünüyor sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.